Bakıyorum halen sapasağlamsın. Senin ne işin var burada? Benden habersiz iş yaptın Malik. Ya bunun bedelini ödeyeceksin. Bana saldır dediniz. Elimden geleni yaptım. Evet, yaptın. Şu anda seni canı gönülden tebrik ediyor. Nasıl? Ne bu ilk ne de bir son. Çoybasın ailesi ben yaşadığım sürece azap çekecek. Ve hepsi teker teker ölecek. Bundan sonra sıkı sıkı çalışmanı istiyorum. Kökü iyi kullan. Basız bir turan yakında birbirine girecek. Ve bunu iyi bir şekilde başardım. Dün turanın arabası gündüz vakti patladı. Aziz asla o arabayı patlatamaz. Ruslar mı yaptı peki? Evet. Senden Rusların arasına girmeni istiyorum. Tamam anladım. Aziz'i yok etmek sadece... Tamam anladım. Aziz'i yok etme dediniz. Sadece zarar ver. Yaptık ama Ruslar... Sırf Aziz'e zarar vereceğim diye onlarla aramı bozdum. Biz eğer Aziz'i indirmek isteseydik çoktan mı indirmiştim ve sana hiçbir zaman muhtaç değildik. İçeri atmak isteseydik önceden atırdık. Peki, benden tam olarak ne istiyorsunuz? Ne bu Aziz'le alıp veremediniz? Bunları asla duymamış olayım Malik. Bugün en geç bu akşam Ruslarla ne yapıp ne edip ittifak ol. Onlar için bu akşam çok özel biri gelecek. Sakın bunu kaçırma. Bu emir şanların emridir. Niye kurtardın beni? Bana lazımsın Turan. Niye lan? Bıraksaydım ölüp gidecektim.
Efendim, dediğiniz gibi Turan Çoybasan arabadan alındı ve yerine Kod adlı bu kalaman getirdi. Biz bir taşta iki kuş vurduk. Seni kurtarıp Kod adlı bu kalamanı öldürdüm. Bu kalamon kim? Sen neyin peşindesin? Bu zorlu dünyada sevdiğini kaybetmiş olabilirsin ama unutma. Bir gün ya güneş aşar ya yağmur yağar. Senin ve beni ve bizim için kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Hayırdır? Kahramanlık mı yapacağız? Bir karar ver artık. Önümüzde karanlık bir oda var. Ya biz bu odayı odadaki gölgeleri yenip yer odaya geçeceğiz ya da gölgelere yenileceğiz. Bir karar senin. Sabah kararını duymak isterim. Ha bir de istiyorsan son bir kez kardeşini uğurla ama dikkat et. Baban seni öldürmek için fırsat kolluyor. Ne demek bu? Ne anlatmak istiyorsun sen? Bunu kendi kardeşine nasıl yapabilir ha? Bunu yapacağını pek sanmam. Belki bu işte bir şey vardır ha? Ne işi lan? Her şey olabilir. Aklımda kötü düşünceler var. Ve ben bununla uğraşmayı asla sevmem. Turan'ı öldürecek mi? Biz orayı kamuoyuna paylaşırken en ince ayrıntısına kadar düşündük. Ama bu hiç demezsen mi çocukların girişini hiç ses etmedi diye he? Demezler mi sana? Bu ses ta Rusya'dan aklanacak kara. Biz oğlumuz diye barınıza bastık diye gözü yükseklerde olup kendi kardeşini tanımayan bir vahşi hayvan bizi bile asla tanımaz. O bize saldırmadan ben ona saldıracağım. Bu iş burada bitecek. Bu meminin sizin ne işi var burada? Bırak! Sadece olasın. Sonra ne yapıyorsa yapsın. Beni asla affetmez Sülay. Asla.
Başımız sağ olsun. Niye geldin lan buraya? He? Utanmadan bize geliyor musun? Nasıl? Siz utanın be. Siz utanın. Sadece 3 çift lafım vardı. Celil'e ne yaptıysan aynısını sana da yapacağım. İçe diş, kana kan. Ne diyor bu Aziz? Ne diyor bu? Nereden öğrendi be baba? Ha? Nereden öğrendi? Ne diyor bu Aziz dedim sana? Yok. Yok bir şeyler. Yok. Hoş geldin Malik Esesli. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aziz Bey'i çok zora soktunuz. O bizim işimiz. Gerekirse o hastanın kafasını koparırım. Sizi tebrik ediyorum. Aziz bizim için ilk düşmanlardan. Ne de olsa bütün işlerimizi mahvetti. Evet. Bizi zora soktu. Ama ne yapıp ne edip intikamımızı aldık. Bundan sonra beraber çalışacağız. Ben, sen, bir de o. O dediniz kim? Malik, at sesleyi. Oramıza hoş geldin. Göre Aziz. Aziz ve oğluyu karşı karşıya getirmişsin. Onlarla uğraşacağına gözünün önündeki yürüyen canavarı ne görmüşsün Malik? Maraz mı? Kim ki o? Daha geçen seni de aynı öldürdü. Biz bilmiyoruz ama sen bu çocuğun daha neler yaptığını görememişsin. Sırf ille de Aziz, ille de Aziz diye Maraz da 2 ay önce senin yanındayken önemli iş adamlarını öldürdü. Ve onlardan kalanlarla kendine büyük bir güç kurdun. Bir de bu yetmezmiş gibi Azli oğluyla işbirliği yapıyor. Sen bana bu kelleyi getir, ben sana en değerli hediyeni veririm. Senin bilmediğin şeyleri ben senden daha fazla biliyorum. Karar senin. Doğrudur. Hırs bizim. Gözümüzü kararttı. Ama şunu bileyim ki ben asla gözümden hiçbir şey kaçmaz. Çok pardon. O zaman sana hayatının fırsatı. Maraz'ın kellesini ayağımı altında görmek istiyorum. Bunu yapıp yapmamak senin elinde. Teklifim budur. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi değerli misafirimize ağırlamak bize onur verici. Onur bize ait. Onur bize ait. Evet Temmuz Bey. Kararınızı verdiniz umarım. Evet. Evet, verdim. Benim işim silah işi. Ben silahımı satarım. Eğer iş
Toz işi ise yine silah işi gibi benim de kurallarım vardı. Neymiş o kurallar? Ben silahımı veriyorsam bilir kendimi korusun diye veririm. Etrafta gezip masumların üzerine patlayacak diye. Eğer birini korkutacaksanız gidin kendi ülkenizde kullanın. Ne yapıyorsanız yapın. Ama benim olduğum yerde asla masum bir insanın canını kıymanızı asla ve asla izin vermem. Sen kendi işine baksana, Temmuz kardeş. Parasıyla değil mi bu iş? Evet, Temmuz Bey, sizi dinliyoruz. Planınız nedir? Ben malları deniz yoluyla getireceğim. Sen bu halde ne malları yaparsın, ne de deniz yollarıyla götürürsün. He? Adam bile koyamamışsın lan sen. Malım da hazır, kaptanım da. Kaptanım şu anda limanda, emrimi bekliyor. Sen malları ülkenden alıp beyimize teslim edersiniz. Eğer ben teslim ettikten sonra bir sorun çıkarsa, bu sorun sizindir. Benim işim malı yapıp kaptana teslim etmek. Kaptanın suçu benim suçumdur. Ama malı kaptan size teslim ettikten sonra sizin elinize patlarsa, senin suçundur Meriç Bey. Temmuz Bey'e katılıyorum. Önemli olan Mısır'dan Avrupa'ya gitmesi. Ondan sonra zaten kolay. O zaman herkese bol şans diliyorum. Kalender bizi bayağı bir zorlayacak. Bir manyağın tekidir. Elinde nereden baksam bine yakın tank, sayısız asker, havan topları, ne ararsan var bu şerefsizde. Peki amacı ne bunun? Amacı en büyük olmak istiyor. Hem de senin babanın, yani Uzun Çoybası'nın yerine geçmek. Gelsin. Emin misin? Bak, anan baban onlar seni. Annemi korurum. Ama babamı? Asla. Bak. Sen babana bir savaş ilan ettin değil mi? Ne yapacağım başka? Sen asla akıllanmazsın. Neyse, bizim kısaca amacımız bu iti öldürmek değil. Of! Tron, anla şunu. Sefirle işimiz var bizim. İyi, sefiri ortadan kaldır. Şu bozuk babalarla baş kaldırsın değil mi? Ruslar ve Kalender denen o aşağılık herif bu şehri sahipsiz asla bilmeyecekler. İyi. İyi, dikkatli ol. Kalender her an ensende. Bu sefer ben bile kurtaramam seni. Tamam mı? Tamam. İyi, ben gidiyorum. Alo, ben kime diyorum, manyak? Manyak da ne bunların hepsi?
Ben sana ölümsüz süre veriyorum. Sen gidip bayağı bir uğraşacağız seninle. Hadi hayırlısı. Umarım başımıza dela çıkmaz. Beni bekliyorlar değil mi? Evet efendim. Yıllardır sizden bu görevi bekliyorlar. Fırsat ayaklarına geldi. Bakalım bunlar asılsa başlayabilecek mi? Çok merak ediyorum. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Cahit Bey. Sonunda size müşteri bir haber getirdim. Nedir efendim? Aziz ve oğlu bu şehre kafa tutmaya başladı. Senden ve ailenden o kafayı yerinden sökmeni istiyoruz. Sadece ben değil, bu mahalle de dahil. Biz neysek, onlar da o. Canımı sana feda. Gözün arkanda kalmasın. Bu görevi yerine getireceğiz. Umarım Cahit, umarım. Umarım yerine getirebilirsiniz. Yıllardır beklediğimiz görev ayağımıza kadar geldi. İşte hayatımızın fırsatı ayağımıza kadar geldi. Ne yapıyorsunuz ulan siz burada? Ha? Gelmiş. Ha? Sana ne abi? Sana ne? Koskoca Aziz'e kafa mı tutacaksınız mahallecek? Evet. Ya bu uğurda yeneceğiz ya da öleceğiz. Hadi. Bu adama zarar verdiniz diyelim. Daha sonra ne olacak? Bu adam soyumuzu kurtaracak, soyumuzu. Kendinize değilseniz mahallenizdeki kız kardeşlerinizi düşünün. Düşünün. Çok büyük zarar olmayalım. Sen bu işe karışma abi. Karışma. Git buradan, git buradan. Git buradan, git buradan. Bak. Halk ne diyor? Halk ne diyorsa odur. Ferman nerede? Hayrola? Beni de mi öldüreceksin? Turan Ferman'ı öldürmeye gidecek. Yok artık. Gözü eğer tahtaysa niye Sefir'i öldürecek? Amacı Sefir'i öldürmek değil, bana zarar vermek için gelecek. Git Ferman'ı güvenli yere alın. Sonra o koltuğa otur. Eğer gelirse bil ki ben haklıyım.
sana ferman nerede dedim. Bu şehrin her türlü işine gücüne bakan adamın yalnız olduğunu mu düşündün? Sana sordum. Sana nerede dedim. Turan, bak ben senin baban değilim. Ben senin baban değilim. Affetmem seni. Bu silahı indir. Ben sadece avukat değilim. Ben senin doğumundan beri seninle ilgilenen, senin için elimden geleni yaptım. Ama bir söz bir cana olur. Unutma. Sen ne yaptın? Kardeşini öldürdün. Kim demiş lan? Kim demiş ben kardeşimi öldürdüm diye? Kamera kayıtları diyor. Kamera kayıtları. Maraz'ı alıp götürmüşsünüz. Aptal herifler. Ben nasıl kardeşimi öldüreyim? Nerede öldürmüşüm? Nerede öldürmüşüm? Başlatma lan. Ya indir silahı ya da ben seni kafana sıkayım. Merak etme. Eğer hesap vermen gerekiyorsa o hesabı veririm. Anladın mı beni? O hesabı veririm. Çekilin lan. Oğlum çekilin lan. Babamla konuşacağım. Abi. Affet, ağlama. Beni delirttirmeyin lan. Gidin konuşun Aziz'le. Tamam abi. Alo. Evet. Tamam. Buyurun Turan Bey. Aziz Bey sizi bekliyor. Ben sana ne yaptım ki? Sen beni kandırdın. İtibara sastın. Oğlumu öldürdün. Ve halen benim karşıma geçip benimle konuşmaya çalışıyorsun. Eğer beni hasmın olarak görüyorsan, hem ben senin gözlerinin içine bakayım, Ben senin gözlerinin içine bakayım. Hem de sen bu gözlere içine bak. Ben bugüne kadar hiç bir zaman eksiksiz görev yapmadım. Elimden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalıştım. En iyisini. Hem kardeşimle, hem ailemle, hem de senle. Biz düşmanımızı seçmeyiz. Onlar bizi seçer. Şunu bil ki bundan sonra her şey istediğin gibi gitmeyecek. Ne ben ne de çorba alsan seni affedecek.
Eğer şu an yaşıyorsan sırf annen için. Ama bu geceden sonra teksin. Kimse olmayacak. Ben annen hiçbir yakını, hiç kimse olmayacak. Bundan sonra dudaklar değil, mermiler konuşacak. Bundan sonra bir baba olarak değil, bir imparatorluğun kralı olarak karşında duracağım. Turan, çay bahsen. Kendinden utan. Herkes iyi mi? Abi birkaç sihri kaldı. Siz gidin. Bana burada değerli madenler lazım. Arayın. Bulun. Hasan. Yılmaz. Gelin. Gizli bir yer bulalım. Hasan. Yılmaz, gelin bakalım. Tamam abi, geliyoruz. Gelin, hadi gelin. Tamam abi. Gelin. Ne oldu abi? Şuraya bakın, ne var ki abi burada? Eskiden kutbelerin altına değerli hazineler bırakıldı. Bunlar yıllarca devam eden bir şey. Hazır çay bastan da işte bunlar. Buldum. Ne
Vay 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 vay. Onları nasıl yapmış be? Kaymak gibi kaymak. Arşı hazır abi. İyi madem. Hazırlanın. Teslim edelim.